Değerli izleyenler, ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha altını çizelim. Ağrı Dağı'nda Eren 3 operasyonu başladı. İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla kararlı bir biçimde devam ediyor. Eren operasyonları Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağı'nda da başlatıldı. İşte son dakika gelişmesi de bununla ilgili ekranlarınızda da yer alıyor. Ve Sinan Yılmaz'a döneceğiz hemen. Bütün detayları da kendisinden dinleyeceğiz. Operasyonu bu arada 1040 personel katıldı. Bütün detaylar da Sinan'da. Sinan, seni dinliyoruz. Ayrıntıları paylaşır mısın? Eren operasyonları genişleyerek devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Eren 3 operasyonu Ağrı Dağı bölgesinde başlatıldı. Jandarma komando timleri, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan toplam 1044 personel bu operasyona katılıyor. 59 operasyonel tim bu operasyona destek veriyor. Operasyon hava destekli olarak devam ediyor. Yerli ve milli silahlı araçlar bu operasyonda kullanılıyor. Özellikle de insansız hava araçları, silahlı hava araçları Ağrı Dağı bölgesinde sürekli keşif uçuşu gerçekleştiriyor. Bomba arama timleri de bu operasyonda olduklarını söyleyelim. Patlayıcılara karşı duyarlı köpekler de bölgede ve PKK'lıları etkisiz hale getiriyor. Tabii bölge oldukça sarp ve dağlık bir bölge. -10 derece şu anda Ağrı Dağı bölgesi ve olumsuz hava koşullarına rağmen 1 metreyi bulan kara rağmen güvenlik güçleri operasyonları aralıksız devam ettiriyor. Tabii operasyonlar öncelikle 11 Ocak'ta başlamıştı. İlk önce Tendürek Dağı bölgesinde, daha sonra ise Lice kırsalında başlamıştı ve bugün itibariyle de Ağrı Dağı bölgesinde bu operasyon yürütülüyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bu operasyonu yürüttüğünü söyleyelim. Ve operasyona yine arazi yapısını iyi bilen güvenlik korucuların da katıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle havadan PKK mevzileri, mağaraları imha edildi ve daha sonra da komandolar, Skors helikopterlerle bölgeye intikal ettirildi. Arazi arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Çünkü o bölgede olduğu değerlendirilen bazı örgüt üyeleri var. Ve örgüt üyelerinin kış yapılanmasını engellemek adına bu operasyonlar yapılıyor. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. 300'e yakın bir PKK'lının bölgede olduğu değerlendirdi. Bu anlamda işte o PKK'lı etkisi hale getirmek için bu operasyonlar çok önemli. Bu PKK'lı arasında da özellikle de İçişleri Bakanlığı'nın aranlar listesi listesinde yer alan kırmızı, turuncu, mavi ve gri listede yer alan PKK'lar da bulunuyor. İşte o PKK'lı etkisi hale getirmek için Eren operasyonları çok önemli. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda kıran, kapan ve yıldırım operasyonları hayata geçirilmişti. PKK'nın deyim yerinde ise boynu kırılmıştı. İşte bu operasyonlarla birlikte bölgede olduğu tahmin edilen 300 PKK'lı etkisi hale getirmesi için çok önemli. Yani yıldırım, düzeltiyorum, Eren 3 Ağrı'da operasyonu devam ediyor.